Herkese merhaba, ben Aslı Öz Yılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu pazar sabahı sohbetinde sizlerle birlikte 2020 yılında çok çok severek kullandığım cilt bakım ürünlerinden bahsetmek istedim. Uzun bir zamanda cilt bakım videosu hazırlamadık çünkü çok fazla makyaj ürünü çıktı piyasaya ve bunların hepsinde inceleme videoları üst üste gelince cilt bakımı ile ilgili video hazırlayamamıştım. Ben de hem bu 2020 yılında kullandığım ürünlerin hepsini sizlere özetlemek adına hem de bu indirim döneminde alışverişlerde de belki size bir kılavuzluk yapabilir. Kullandığım ürünlerden sizin de böyle hoşunuza giden, değerlendirmek istediğiniz olabilir diye düşünerek bu pazar sohbeti olan videomuza bu konuyu dahil etmek istedim. Şimdi ben yine kahvemi hazırladım. Yanımda sizler de bana eşlik etmek için çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle ben bu video içerisinde uygun fiyatlıdan ve orta segmentten olan bir takım ürünler göstereceğim sizlere. Her kategoriden sırasıyla gitmeye çalışacağım. Bazı ürünler şu anda tüket bitirdiğim için elimde olmayanları da ekrana resimlerini ekleyerek koyacağım. Ama zaten bundan önceki cilt bakım videolarımda ben size bunlardan sıkça bahsettim ve göstererek de uygulamalarıyla da sizlere anlatmıştım. O yüzden çoğunuz zaten kanalı düzenli olarak takip edenler bu ürünleri severek kullandığımı hatırlayacaktır. Şimdi ben cilt bakımı rutinimde kullandığım basamaklara göre sıralayarak favorilerimi sizlere aktarmaya başlıyorum. Öncelikle ben cilt bakımı çift aşamalı temizlikle başladığımı, akşamları daha doğrusu akşam bakımda çift aşamalı temizlik uyguladığımı, gündüz bakımda sabah bakımında ise sadece normal bir jel ya da köpükle yıkadığımı daha önce de söylemiştim. Şimdi çift aşamalı temizlik le başladığım akşam rutinimde kullandığım yağ bazlı temizleyicilerden bu yıl içerisinde çok beğendiklerimi, çok kullandıklarımı sizlere ilk önce anlatmak istiyorum. Son dönemde kullanmaya başladığım, daha yakın zamanda kullandığım ama aslına bakarsanız yine yapısını beğendiğim makyajı ve güneş kremini çözmekte, cildimde de herhangi bir tahribat yaratmamakta etkili olan bir üründen bahsedeceğim. Bu da Isana markasına ait olan uygun fiyatlıdan bir yağ. Bu içerisinde gül özü bulunan bu yağ gerçekten makyajı çok çok iyi temizliyor. Ben öncesinde bir misal suyla tekrardan bunu hatırlatayım. Misal suyla göz makyajımı ve şöyle hafifçe de yüzümdekileri bir pamukla incitmeden hafifçe aldıktan sonra bu yağ bazlı uyguluyorum. Gözümdeki rimel yoğun olduğu için ve ben lens kullandığım için de rimel yağ bazıyla çözerken gözüme kaçtığında yanma yapabiliyor. Bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. O yüzden öncesinde bir misal su kullanıyorum. Misel su olarak da çift Fazla olan Garnier'in e, bu mor renkli olan mavi kantaron misal suyunu bir de aynı zamanda son dönemde yine L'Oreal'in bu misal suyunu kullanıyorum ki gözlerimde herhangi bir şekilde yanma yapmıyor. Bir de Bioderma'nın H2O Sensibio olan misal suyu 3 tane favori misel suyum şu anda göz makyajı ve yüz temizliğinde kullandım. Yüz temizliğinde çift fazlayı kullanmıyorum onu söyleyeyim. Yani Garnier'i yüz temizliğinde değil sadece gözlerimdeki böyle waterproof maskaraları daha kolay çözdüğü için o zaman kullanıyorum. Arkasından bu yağ bazlıyı kullandığımda da gayet güzel bir şekilde makyajımı ve yüzümdeki tüm kalıntıları arındırıyor. Ondan sonrasında da yüzümü su bazlı temizliğe geçerek yıkamaya başlıyorum. Bir diğer yüz temizleme ürünü olarak bu sene kullanmaya başladığım bir koleksiyon ürünü ama keşke bunun devamı gelse yurt dışındaki gibi bizde de sürekli olarak satışta olsa bunu da size söylemek istiyorum. Eğer gratislerde bazen böyle kalmış olabiliyor bazı serilerin ürünleri bulabilirseniz bir bakın derim. Bu da Wet n Wild'ın up Remover olarak geçen Fotofocus serisindeki stick şeklindeki makyaj temizleme balmı. Bunu yüzünüze sürdüğünüzde el, elinizle de oluşturarak eritiyorsunuz ve aynı şekilde balm tipi makyaj çözücüler gibi gayet güzel, gayet başarılı bir işlevi var. Çok ufak olduğu için sürekli her gün kullanmıyorum. Özellikle böyle çanta yatıp yanınıza bir yere götürüp makyaj temizliğinde oldukça pratik bir uygulama getirdiği için bunu çok çok severek kullandım ve uygulamasını da beğendim. Bunu da eklemek istedim. Yine bir klasik olan çok sevdiğim balm türündekileri, balm türünde çözücüleri sevenler için söyleyeceğim. Hemish'in All Clean Balm isimli olan bu makyaj temizleme balmı da Biraz fiyatı yüksek olmakla birlikte değerlendirilebilir. Büyük bir kavanozu olduğu için uzun dönem kullanılabilir. Güzel bir makyaj ve güneş kremi arındırıcı olarak söyleyebileceğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi makyajımızı çift aşamalı olarak balm ya da böyle yağ bazlı bir şeyle arındırmaya çalıştıktan sonra arkasından tabii ki bir jelle ya da köpükle yıkamamız gerekiyor. Bu aşamada benim bayıla bayıla kullandığım ikincisini alacağım fakat nedense hiçbir yerde stoklarda bulamadığım bulursam hemen alacağım yakın zamanda üründen bahsedeceğim. Bu da CeraVe'nin karma ve yağlı ciltlere yönelik olan Foaming Cleanser ismindeki yüz temizleme jeli. Ben bu temizleme jeline bayıldım. Harikaydı. Yüzümü temizlerken herhangi bir irritasyon yaratmaması, yumuşacık yapması, germemesi efsaneydi. Ve çok büyük pompalı bir ambalajda. Elimde nemlendirici kremini göstereceğim. Bu boyutta olan bir ambalajdaydı kullandım. Ki iki katı büyüklükte olan 400 küsürlük emellik olanları da var. Alın bir sene boyunca kullanın bitiremezsiniz. Yani o derece güzel bir ürün. Tekrardan alacağım ve ürününü alacağım. Sonra da bir daha böyle yüz temizleme jeli mevzusunu unutacağım yani. O derece sevdiğim bir ürün oldu. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. İki tane türü var. Foaming Cleanser olarak yazan üzerinde. Bu daha çok karma ve yağlı ciltler için olanı. Bir de Hydrating Cleanser yazan var. O da daha çok kuru ve normal ciltlerin kullanabileceği şeklinde söylemişler. Ama tabii herkes bence kullanabilir. Hani sonuçta yüz temizleme jeli bu arkasından pek çok bakım ürünü de üzerine sürüyoruz. Kesinlikle gerginlik yapmıyor. Seramikler bakımından yoğun olmasından dolayı da cildi onarıcı etkileri de var. O yüzden çok sevdiğim bir temizleme jeliydi. Birinci sırada favorilerime, 2020 favorilerime bunu eklemek istedim temizleme jellerinden. Diğer bir favorim ise yine uygun fiyatlıdan içeriklerini de beğendiğim ve fiyat performans açısından da çok çok sevdiğim Selenes markasının bu jelinden bahsedeceğim. Bu da Thermal cleansing foaming jel olarak geçen karma ciltlere de uygun olan bir temizleme jeli. E, bunu da zaten yarıdan aşağıya indim. Epeyce kullanıyorum. Farklı farklı ürünleri de kullanınca çok çabuk bitmiyor tabii elimdeki ürünler. E, çok severek kullandığım bir ürün. Hiçbir iritasyon yapmıyor. Cildimi çok güzel temizliyor. Aşırı köpürmeyen bir ürün. Böyle köpük köpük olmuyor yani yüzünüzü yıkarken onu da söyleyeyim. Dediğim gibi beğendiğim yüz temizleme jellerinden uygun fiyatlı. Bunun her cilt tipine uygun olan versiyonu var. O yüzden buna da bir bakabilirsiniz. Bir de benim bu sene içerisinde çok beğenerek kullandığım Real Barrier'in yüz temizleme köpüğü formunda bir ürünü var. Köpük gibi değil ama elinize alıp yüzünüze sürdüğünüzde gerçekten köpürerek bayağı güzel cildinizi temizliyor. Hiçbir şekilde irite etmiyor. Yine resmini buraya ekliyorum elimde şu anda olmadığı için. Kesinlikle bu yıl alacağım ürünlerden bir tanesi olacak tavsiye etmek istediğim ürün. Ben küçük boyunu kullandım. Çok çok beğendim. Elimdeki ürünlerden şu anda açık olanlar biter bitmez hemen yedekleyip almayı düşündüğüm ürünlerden sizlere de bu ürünü de hatırlatmak istedim. Bir tane de son dönemde yine kullanmaya başladığım köpük formunda olan severek kullandığım üründen bahsedeceğim. Bu da yine Isana'nın bu elimde gördüğünüz köpük yüz temizleme ürünü. Yarıdan aşağı indi. Çokça kullanıyorum. Sürekli kullanıyorum. Özellikle köpük temizleyicileri ben sabah rutinimde kullanmayı tercih ediyorum. Akşam rutinimde yağ bazlının arkasından temizlemek için az önce söylediklerimi tercih ediyorum. Fakat sabahları yüzümde sadece gece sürdüğüm kremlerin artıklarını temizlemek adına bu köpük bana yeterli geldi. Çok hassasça temizliyor, nazikçe temizliyor yüzünüzü. Herhangi bir iritasyon da yapmadı. Uygun fiyatlıdan böyle güzel bir köpük yüzümü temizlemek için ihtiyacım var derseniz Rossmann'da satılan bu Isana markasının köpüğüne bakabilirsiniz. Benim kullandığım aloe vera ve aynı zamanda da içeriğinde salatalık özü bulunan bir üründü. Memnunum hala da kullanıyorum. Yedeğini de alacağım biter bitmez. Şimdi yüzümüzü önce yağ bazıyla temizledik. Arkasından köpük veya böyle bir jel ürünle de yıkadık. Arındırdık her şeyi. Arkasından bakım aşamasına geliyoruz. Bu aşamada bakım aşamasında ilk etapta ben tonik kullanmayı çok seviyorum. Zaten böyle bakıma çok fazla zaman ayırdığım için cilt bakımına. Yani çok fazla zaman derken hep bir topu hepsini yapmak 5-10 dakika falan sürüyor. Çok da fazla bir zaman değil aslında bakarsanız. 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde sabah 10 dakika, akşam da 10 dakika cilt bakımına ayırmak bence yani çok da korkunç bir zaman değil. Ve düzenli olarak yapılan bu cilt bakımının verimini ben gerçekten kendimde cildimde gözlemliyorum. O yüzden de zaman ayırmaya özen gösteriyorum. Şimdi dedim tonik kullanmayı seviyorum. Tonik olarak bu sene yine en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi lotion olarak geçse de daha önce ben bunun seri olarak yani tüm ürünlerin inceleme videosunu sizlere hazırlamıştım. İzlemeyenler için de buraya ekleyeceğim. Hadalabo Tokyo serisinden bahsedeceğim. Japon olan bu Hadalobo Tokyo markası Türkiye'ye de girdi. Bu sene içerisinde de benim en çok kullandığım ürünler oldu aslına bakarsanız. Pek çok üründen bahsedeceğim şu anda. Koleksiyondaki kullandığım tüm ürünleri beğendim çünkü. Bu da elimdeki Lotion Number one olarak geçen bu gördüğünüz bir losyon gibi geçse de tamamen tonik formunda bir ürün. Cildimi yıkadıktan, temizledikten sonra arkasından ben bunu sürüyorum. Sabahları kullanıyorum, akşamları kullanıyorum. Yani o günkü cilt bakım rutinimde diğer serumlarla birlikte eşlik etmesi adına nem vermesini çok çok sevdiğim bir ürün oldu. Öncelikle size elinize döktüğünüzde, yüzünüze sürdüğünüzde ya bu su hiçbir etkisi olmadı gibi gelse de aslına bakarsanız cildinize aşırı güzel nem veriyor. Hyaluronik asit içerisinde farklı molekül ağırlığında bulunduğu için Dolayısıyla bu cildinizin alt katmanlarına kadar da nemi tutarak güzel bir doygunluk sağlamasına yardımcı oluyor. En beğendiğim favori toniklerimden biri oldu. İndirimlerde kaçırmayın derim. Hada Lobo Tokyo'nun Lotion No. 1 ürünüydü. Tonik olarak kullandım. Bundan sonrasında bir de asitli tonik olarak sizlere öneride bulunmak istedim. Aha beha kullanıyor musunuz diyorsunuz. Asitli tonik olarak kullanıyorum. Evet bir de peeling olarak kullanıyorum. Birazdan göstereceğim. E, bu da Misha'nın Clear Toner isimli olan Time Revolution serisindeki ürünü. Ben bu Clear Toner'dan o kadar memnunum ki. Yani cildimde hafif böyle bir e, delirme sapıtma gördüğüm anda bunu uyguladığımda birkaç gün sonrasında hemen yatıştırıyor cildimi. Her gün kullanıma uygun içeriği olduğunu söyleyebilirim. Çok hassas ciltli değilseniz cildinizde asitlere alışıksa her gün bile kullanılabilir bir tonik. Ben daha önceki videolarda da söylemiştim. Tonikleri ben avucumun içine dökerek böyle presleyerek yüzüme uyguluyorum. Pamuklu yüzümü silme işlemini yapmıyorum. Çünkü çok güzel arındırıyorum. Arkasından silsem bile pamuk gerçekten tertemiz çıkıyor. Bunu da yüzüme böyle bir esensmiş gibi emdirerek uygulamaktan çok memnunum ben. Bittikçe alacağım ürünler listesinde olduğunu söyleyebilirim. Sıkça zaten tonikle ilgili videolarda da sizlere bahsetmiştim. Clear Toner'a mutlaka bakmalısınız. Düşük yüzdeli asit içeriği var ama cildinize çok iyi gelen bir tonik olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında tonik... Ten biraz daha yoğun ama yine tonik gibi de kullanılabilecek bir üründen bahsedeceğim. Esans gibi de tonik gibi de kullanılabilir. Yine Hada Labo Tokyo'nun Premium Gokujun isminde olan bu losyonu. Bu çok yoğun yani kıvamı oldukça yoğun. Buna muadil bu Türkiye'de satılmadığı için bulunamaz diye söyleyeceğim muadil bir üründen bahsedeceğim şimdi. Bu da Türkiye'ye yeni girmiş olan SNP Prep isimli olan markanın Peptaronic isimli olan toniği. Farklı molekül ağırlığında hyaluronik aside sahip ikisi de. Bunun tek dezavantajı biraz parfümlü olması ama içerisinde çokça peptit de bulunuyor. Dolayısıyla hem peptit hem yaluronic asit doygunluğu sağladığı için ki kullanıma başladım bunu ama çok 2020 favorisi olarak değil de beğendiğim ürün olarak bunu söyleyebilirim şu an için. Buna bir bakabilirsiniz. Hem gramaj olarak büyük oldukça ekonomik indirimde alındığında da bu bulunamadığı için Türkiye'de işinize yarayacak olan bir ürün olacaktır. O yüzden bunu da eklemek istedim. Eğer ki yurt dışından alma imkanınız veya birilerine sipariş etme şansınız varsa eğer Yine hironik asit bakımından beğendiğim ürünlerden biri olduğu için bunu da eklemek istedim. Şimdi tabii ben burada kendi kullandığım ürünlerden bahsediyorum. Türkiye'de pek çok marka da var artık. Kore ürünlerinden, Kore markalarından Türkiye'ye girmiş olan ve çok içeriklerini de beğendiğim pek çok marka var. Elimdeki ürünleri bitirdikçe onları alarak kullanmayı sizlere de bunlarla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. O yüzden hani elimde gördüklerim aslında tüm ürünler içerisinde değil benim kullandıklarım içerisindeki favorilerim. Bunu da burada belirtmek isterim. O yüzden deneyimlemediğim ürünler hakkında çok burada bilgi vermek istemiyorum. Denedim sonuçlarından memnun kaldım. Cildimde herhangi bir hassasiyet yaratmadı. Hatta verimini gördüm dediğim ürünleri şu an size anlatıyorum. Ama bu demek değil ki bunlar en en güzelleri. Herkesin en güzelleri, en favorileri farklı olabilir. Benim de önümüzdeki aylar içerisinde kullandığım ürünlerle bu favorilere yeni eklentiler ve değişiklikler tabii ki olabilir. Şimdi devam ediyorum buradan. E, bu arada bir nefes alma molasıyla böyle ucuca konuştuğum için bir kahveden de bir yudum alarak hemen sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Pek böyle sohbet gibi hani aslında sohbet gibi olmasını istiyordum size. Araya başka şeylerden de bahsederek ama çok fazla ürün var ve zamanı da böyle değerli kullanmak adına sırasıyla ürünleri anlatalım. Bu pazar sohbetimiz de bu şekilde olsun. Cilt bakımı ürünlerinden bahsettiğimiz bir pazar sohbeti olsun. Şimdi ben dediğim gibi yüzümü temizledim. Arkasından toniğimi sürdüm. Toniktan da sonra esans aşamasına geliyorum. Esans kullanmayı da seviyorum. Esans cildimi seruma hazırlayan bir basamak oluyor. Ve kullandığım bazı esansların içerikleri de aslına bakarsanız serum gibi. O kadar yoğun, o kadar güzel Değerli bitkilerin özleri ve içerikleri bakımından çok sevdiğim özellikleri var ki dolayısıyla ben bunları bir serum gibi yüzüme emdirmekten çok memnun kalıyorum. Cilt bakımında böyle kademe kademe gittiğiniz zaman en sıvıdan en yoğuna doğru gittiğinizde ve su bazlıdan yağ bazlıya doğru devam ettiğinizde cildinizin bütün ürünleri üst üste emmesi daha kolay bir hale geliyor. Şimdi bu ürünlerin gösterdiğim ürünlerin çoğu da ince yapılı. İnce yapılı olduğu için üst üste uygulamakta cildimde herhangi bir iritasyon bir hassasiyette gözlemlemedim. Tabi her cilt tipi farklı bunu da parantez içerisinde yine belirteyim. Geldik esans adımına. Esans olarak çok sevdiğim, daha önce de yine söylediğim yine Missha'nın Time Revolution serisindeki bu First Treatment esansına bayılıyorum. Bitmek üzere olan bir ürün elimdeki alacağım, yenileyeceğim ürünlerden bir tanesi. İçeriğinde bunun fermente içerikler bulunduğu için birazcık hani sivilce sorunu olanlara belki sıkıntı yaratabilir. Sivilce sorunu derken de fungal akneye veya da böyle birazcık işte iritasyona meyilli olan ciltlerde fermente içerikli olan bu tür ürünler bazı ciltlerde hassasiyet yaratabiliyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çok beğendiğim esanslardan bir tanesi. Diğer bir severek kullandığım esans ve cildimi yatıştıran yine Mission'ın Time Revolution serisindeki Artemisia isimli olan esansı. Bakın yarıladım. Ben bunu cildime böyle su içermiş gibi avuç avuç sürüyormuş gibi uyguluyorum. Zaten yine dökerek uyguladığımdan bunu emdirene kadar avucumda böyle 4-5 damla dolu dolu aldıktan sonra onu cildim tamamen boynum emene kadar bunu uyguluyorum. Memnun kaldım. Özellikle böyle sıpıttığı zaman cildim sivilce falan bir şeyler çıkmaya başladığı zaman çok güzel yatıştırıyor. Soğuk havada cildiniz kuruyorsa çatlıyorsa özellikle maske taktığımız için bu mask ne davasından dolayı sivilce çıkarıyorsanız yine cildinizi yatıştırabilir. Yine de bir dipnot olarak söyleyeyim. Artemisia dediğimiz bu pelinotu ya da miskotu olarak geçen bu içeriğin cildi hassas olanlara bazılarına birazcık iritasyon yapma özelliği de olabilir. Hani bunu da düşünerek buna göre ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. Beğendiğim favorilerime giren essence'lardan bir tanesiydi. Diğer bir beğendiğim essence ise Quad Active Boosting Essence isimli olan bu ürünü. Bu ürün içerisinde propolis bulunuyor. Aynı zamanda bunun içerisinde söğüt ağacı özü de bulunuyor. Cildi sakinleştirmesi, lekelerin azalmasına desteği de olan bir essence olduğunu söyleyebilirim. Bu aslına bakarsanız çok sıvı formda bir serum bence serum yerine kullanın bunun üstüne başka serum kullanmayın. O kadar güzel bir içeriği var. Bayıla bayıla kullandığım bir ürün oldu. Tekrardan alacağım bir ürün oldu. Ben bunu C vitamini serumumdan önce kullanıyorum sabahları. Ve zaten kendi sitesinde de C vitamini ile birlikte aynı rutinde kullanıldığında lekelerin azalmasında fayda sağladığını da söylüyor. İçinde yine fermente bal ve siyah çay bulunuyor. O yüzden fermente içerik olmasından dolayı yine hani böyle birazcık fermente içeriklere karşı cildinde hassas hassasiyet olanları uyarmak isterim. pH dengesini sağlıyor cildinizin. Bunun yanında dediğim gibi propolisle birlikte cildinizde gayet güzel besleyip sakinleştirici özelliği de var. Çok sevdiğim bir ürün oldu. Essence'ları da bu şekilde bitirdim sanırım. Bundan sonra geçelim Essence'dan sonra serum aşamasına. Serum aşamasında ben farklı bir takım ürünler kullanıyorum. Yani akşamları ve sabahları kullandığım rutinlerimle farklı oluyor. Daha önce belirtmiştim sabah rutininde C vitamini kullanıyorum. Akşam rutinimde retinol veya da diğer bakım serumlarını kullanıyorum. Şimdi sabah rutinimde kullandığım, alternatif olarak da size söyleyebileceğim C vitamini serumlarından bahsedeyim. Öncelikle yine bu sene içerisinde kullanıp beğendiğim %15'lik C vitamini bulunan ve aynı zamanda ferulik asit de bulunan By Trend'in bu Pure Vitamin C %15 with Ferulic Acid dediği bu ürünü çok çok beğendim. Şişenin yarıdan azına indim. Ben bunu aslına bakarsanız Eylül ayında kullanmaya başladım. Ve sürekli her sabah düzenli kullandım. Cildimde herhangi bir iritasyon yapmadı. Öncelikle ben ilk hafta bir iki kez kullanarak başladım. Hani böyle bir uyarıdan dolayı korkarak. Fakat sonrasında cildimde bir sorun yaratmadığını gözlemleyince her sabah 3-4 damla kadar bütün yüzüme ve boynuma eşit olarak bunu kullanıyorum. Memnun kaldım bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi olur. C vitamini olarak listeme giren ürünlerden bir tanesi. Tabii ki yeni başlayanlar için çok böyle hassas ciltlerde belki sıkıntı yaratabilir. O yüzden alıştırarak başlamakta fayda var. Veya %10'luk bir ürün ürünle ilk önce başlayabilirsiniz. Sonra buna geçebilirsiniz. Çok irite etmiyor, cildi soymuyor. Böyle bir hassasiyeti yok ama yine belirtmek lazım. Yani hassas ciltler için sıkıntı yaratabilir. Bir diğer içerisinde C vitamini bulunan serumsa bu dönem içerisinde kullandım ve bana çokça sorduğunuz memnun musunuz sonuçları nasıl oldu diye merak ettiğiniz bir üründen bahsedeceğim. Bu da Aven'in Aoxitif serisindeki C vitamini serumu direkt üzerinde C vitamini olduğunu belirten bir ibare yok fakat içerisinde hem C hem E vitamini bulunan güzel bir serum. Krem formunda bu daha böyle süt gibi cildinize sürdüğünüzde daha kolay emilebilen bu tür ürünlerden. O yüzden bu tür sıvı bir ürün kullanıyorsanız hani esans veya tonik vesaire Sonrasında uygulamamız gereken bir ürün. Böyle birazcık hani krem krem sürüyorsunuz çünkü cildinize. Yoğunluğu bakımından sıralama da bu şekilde kullanılabilir. Ben veriminden memnun kaldım. Cildimi aydınlatmasını çok çok sevdim. Bundan sonrasında sıklıkla alıp kullanacağım ürünlerden bir tanesi olacak. İrite etmiyor cildi. Hassas ciltler bile bence rahatlıkla bunu kullanabilir. Sabahları kullanıyorum. Arkasından da tabii ki cilt bakım aşamasının sonunda güneş kremi de sürmeyi ihmal etmiyorum. Şimdi dedim ki size C vitamini sabahları kullanıyorum. Peki akşamları ne kullanıyorum? Retinol kullanıyorum. Retinol derken normalde kullandığım retinollü ürünü bu sene farklılık ekleyerek yani farklı bir ürün ekleyerek Avin'in Physiolift isimli olan bu ürünü ekledim. Bu içerisinde retinal içeriği bulunuyor. Retinalin retinolden farkının retinolden 11 kat daha hızlı cilde etki etme hızı olduğu söylenen bir içerik. E, o yüzden çok hani ilk kullanımda tercih edilecek olan bir ürün değil. Ama daha öncesinde farklı retinol içerikli ürünler kullandıysanız bu tür de geçebilirsiniz. Ben bu elimdeki bittikten sonra kafamda olan 2020'de şu anda alamadım ama 2021 favorilerime eklenebilecek olan bir ürün. Çokça da özellikle Instagram'dan severek takip ettiğim Well-Groomed Mother'ında buradan selamlar yolluyorum çok da övdüğü, met bir ürün var. Medicaid'in Eight'in retinal ürünü. Onu da Hemen listeme ekledim 2021'de kesinlikle bu biter bitmez alacağım ürünlerden bir tanesi olacak. Ee, dediğim gibi bunda da retina içeriği var cilde daha çabuk etki etme hızı daha fazla. A vitamini içeriğinin klinik testlerle ispatlanmış olan anti aging savaşma yönünden etkileri olduğu söyleniyor. Ben de düzenli kullanımda gerçekten cildimdeki bu etkileri gözlemliyorum. Ee, var olanları tamamen nötrlemiyor bu zaten çok zor yani var olan çizgilerin bitmesi diye bir şey söz konusu değil ama daha yumuşatabiliyor diye söyleyebilirim ve diğerlerinin yenilerin eklenmesini biraz geciktiriyor. Cildinizin daha duru, daha sakin, daha böyle nasıl diyeyim doygun, daha dinlenmiş bir halde görünmesini, renk eşitliğini yaratıyor. Aynı zamanda sivilce oluşumunun bile önüne geçiyor ve tedavi de ediyor bir yerde var olanları da. Fakat bunu mutlaka genç yaştakiler değil, 30-35 yaş üstündekilerin kullanması gerekiyor. Genç yaştakiler bu türünler tür kullanacaklarsa da Cilt bakım uzmanlarına danışmadan lütfen kullanmasınlar. Sonuçta ben de cilt bakım uzmanı değilim. Sadece bir tüketiciyim. Kendi kullandığım ürünlerle aldığım verimleri size anlatıyorum. Dediğim gibi retinal içerikli olan Avelin Fizyolift'i bu seneki favorilerime girmiş olan bir retinal ürünü oldu. Bundan sonrasında kullandığım başka bir takım serumlar daha var. Şimdi onlara gelelim. Bu sene yine yeni deneyimlediğim, çok sevdiğim, aslında bunun ben size videosunu hazırlayacağım markanın başka ürünlerini de kullanıyorum ufak ufak ama e, bunu bu listeme eklemek istedim. Polyglutamik Asit The Ink List'in. Şimdi The Ink List'in ürünlerini Sephora'dan alabilirsiniz. Sephora'nın online sitesinden de bakabilirsiniz. Ben online sitesinden alıyorum. Fiyatları gerçekten uygun. Yurt dışında da uygun. Türkiye'de de yine... Sephora'da satılan cilt bakım ürünleri içerisinde sanırım en uygunlarından. Poliglutamik asit ne işe yarıyor derseniz eğer hyaluronik asitten çok daha fazla cildinizde suyu nemi tutma özelliği var. Ben hyaluronik asitten sonra bunu kullanıyorum. Yani cildime hyaluronik asit sürdüm arkasından bundan da biraz sürüyorum. Böyle bayağı doygun doygun nemli nemli hissediyor cildim. Ee, çok sevdiğim bir ürün oldu. Eğer buna da bakmak isterseniz poliglutamik asit de Inkylist'in favorilerimden bir tanesi oldu. Sonrasında başka serumlara geçiyorum. Yine bu yıl Türkiye'ye girmiş olan, ülkemizde satışta olan bir markadan bahsedeceğim. Revolution markası, Revolution Skincare markası. Revolution Skincare'ın kullandığım %10'luk Matrixil serumunu çok çok beğendim. Şişeyi bitirmek üzereyim herhalde. Yarıdan yine aşağıya indi bu da. Anti-aging etkili olan bir içerik. Matrixil de bir peptit türü ve özellikle anti-aging etkili ürünler kullanmak istiyorsanız eğer peptit içerikli olan ürünleri de rutininize dahil etmeniz gerekiyor. Ben de bu Matrixil'i hem gündüz hem akşam rutinlerime ekliyorum. Çok da memnunum, severek de kullanıyorum. The Ordinary'nin matriksiz e serumuna muadil olarak söyleyebilirim bunu. Eğer bulamıyorsanız The Ordinary'nin matriksiz e serumunu buna yine Türkiye'de satışta olduğu için artık bakabilirsiniz. Revolution Skincare'in %10 matriksiz e serumu önereceğim favorilerimden bir tanesi oldu. Bir diğer favori ürünüm yine bu sene Türkiye'de satışa çıkmış olan markalardan bir tanesi The Pure Solutions. Bunun da Peptid Kompleks isimli olan serumunu çok beğendim. Bu yüzünüze hem böyle komple bir peptit bakımı yapıyor hem de gayet güzel bir şekilde de nemlendiren bir serum. Yine akşam cilt bakım rutinlerime ben buna ekliyorum. Bununla ilgili bir tek bir tek de dezavantaj ama onu da artık yani çok çok kafaya takmıyorum. Bir, biraz kokusuyla ilgili sorun yaşıyorum ben. Parfüm içerikli değil ama içerisinde böyle parfüm gibi yoğun bir koku var. Bundan birazcık hani bu kokudan hoşlanmadığım için fakat etkilerinden memnun olduğum için kokusunu falan önemsemeden direkt bunu da kullanıyorum akşam rutinlerimde. Bu ikisi peptit serumu olarak bu yılki favorilerimden söyleyeceğim ürünler sizlere. Bir tane de cilt bakımında böyle cildimi sakinleştiren serumlardan bahsetmek istiyorum. Yine zaman zaman bende de sivilceler tabii ki çıkıyor. Bir de sivilceye yatkın bir cildim var benim. Özellikle bu maske taktığımız dönemde de şu alt tarafta yanak bölgesinde Nedense sağ yanağımdan çok sol yanağımda burada sürekli sivilce çıkma durumu olabiliyor. Sanki buradaki derim daha farklı buradakinden gibi hissediyorum bazen. İşte böyle durumlarda da bu Time Revolution'ın Artemisia serisindeki serumundan faydalanıyorum. Az önce söylemiştim ya size Essence'ını. Bu Essence'la birlikte bu serumu da ben set halinde almıştım. Her zaman kullanamıyorum bunu üst üste farklı ürünler kullandığım için. Fakat böyle cildimi sakinleştirmek istediğim dönemlerde hem sabah hem akşam kullandığım bir serum olduğu için yine cildinizde böyle hassasiyet varsa, kızarıklıklar varsa bu tür ürünlerle cildinize destek sağlayabilirsiniz. O yüzden bitkisel içerikli bu miskotu, pelinotu içeren Artemisia serisinin serumunu da yine favorilerde sizlere önerebilirim. Serumlarımızı da uyguladık. Arkasından ne yapacağız? Göz kremi süreceğiz. Göz kremi olarak iki tane ürün var elimde. Bir tanesini bitirdim. Onu da eklemeyi istiyorum. Çok uygun fiyatlı olduğu için onu da size söyleyeceğim. İki tane ürün var. Bir tanesini de bitirmek üzereyim. Hatta böyle açıp kapamaktan artık kapağının üstündeki yaldızları falan döküldü. Bu da yine Hadalobo Tokyo serisinin göz ve ağız çevresi için uygulanabilen nemlendirici kremi. Hyaluronik asit içerikli ve aynı zamanda retinil palmitat da bulunuyor. Bir retinol türevi diyeyim ama çok çok düşük. Yani retinol kullanımından korkmanıza gerek yok bunu kullanırken. Öyle söyleyeyim. Bence bunu 25- 30 yaştan itibaren rahatlıkla kullanabilirsiniz. Göz çevresine gayet güzel nem veriyor. Ben sadece göz çevresinde kullandım. Ağız çevresine uygulamadım. Bitmek üzere yani birkaç kullanımlık falan kaldı içerisinde. Tekrar tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi. Nem vermesini, nem verme özelliğini ve bunu sürdükten sonra göz çevremdeki gerçekten çizgilerin o nemden dolayı hafif böyle dolgun görünmekten dolayı daha az belirgin olmasından memnun kaldım. Bu da göz kremi olarak favorilerimden iyi ki olacak sizler için. Bir diğer bu sene kullanarak beğendiğim, e, tüpünü de yine yarıladığım retinol eye cream olarak geçen The Inkey List'in göz kremi. Bunun da içerisinde retinol var. Fakat az önceki retinil palmitat içeren Hadalobo gibi değil, daha yüksek oranda retinol içeriği bulunduğu için özellikle bunu 30-35 yaş üstündekilere tavsiye edebilirim. E, bu göz çevrenizde birazcık incelme veya hassasiyet yaratabilir. Özellikle nazik göz çevresine sahip olanlar için söyleyeyim. O yüzden bunu sürekli her gün değil de iki günde bir kullanmak, iki gün kullanıp bir gün ara vermek ya da iki gün kullanıp iki gün ara vermek şeklinde uygulayabilirsiniz. Ya da böyle gün aşırı kullanabilirsiniz. Ben akşam rutinlerimde üç gün bunu kullanıp Sonrasında bir gün bunu kullanıyorum gibi düşünebilirsiniz. Kendi kendime böyle o günkü ruh halime göre uyguluyorum açıkçası. Çok memnun kaldım. İçerisinde shea batır olduğu için böyle sürerken yoğun yoğun hissediyorsunuz ama sürerken ısı ile birlikte eriyerek gayet güzel dağılıyor. Buna da bir bakabilirsiniz. Yine dediğim gibi Sephora'dan online almıştım. Hatta zaman zaman indirime giriyor. İndirimde de kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Fiyatları çok yüksek değildi. İnkilistin ürünleri bence alınabilir fiyatlarda olduğunu da söylemeliyim. Göz kremimizi de uyguladık. Bir tane göz kremi daha var. Severek kullandım. Bitirdim. Bir tanere gitti. Orada anlatacağım size. Onu da resmine ekleyerek söyleyeyim. Bu da Türkiye'de bu sene satışa girmiş olan Perfecta isimli olan markaya ait bir göz kremiydi. C vitamini serisi var Perfecta'nın. Bu C vitamini serisinin tüm ürünleri bizde satışta. Ben de 3 tane ürünü bunlardan deneyimledim. Bunlardan da göz kremi olan C vitamini olan ürünü çok 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 beğendim. Sabahları yüzüme C vitamini uyguladığımı söylemiştim. İşte o aşamada göz çevremede o ürünü kullandım. Şu an elimde bittiği için ambalajını size gösteremiyorum. Fakat beğenerek kullandığım, göz çevrenizde C vitamini bir ürün kullanmak istiyorsanız da sizlere de tavsiye edebileceğim bir ürün. Nem vermesi çok yoğun değil. Göz çevresi kuruluğu yaşayanlar belki ekstra bir nemlendirici takviyesine ihtiyaç duyabilirler göz çevresinde. Fakat C vitamini içerikli olmasından dolayı, türev C vitamini içeriyor bu arada. Tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi olacak uygun fiyatlı da. Göz çevremizi de nemlendirdik. Sıra geldi yüzümüzü nemlendirmeye. Nemlendirici krem olarak önerilerimi şöyle bir önüme çekiyorum ve sizlere bunu bunlardan anlatacağım. İlk sırada en beğendiğim nemlendirici krem belki tahmin edenler olacaktır. Hadalobo Tokyo'nun bu anti aging isimli olan kremi. Kavanozu bu şekilde gri olan birkaç tane ürün var. Bu elimdeki kırmızı kutu içerisinde karton kutusu kırmızı olarak satılan üzerinde de anti aging day cream olarak yazan ürünü. Bunu söyleyeyim. Dış görünüşünden moisturizing cream gibi galiba bir tane daha ürünü var. O değil. Benim söylediğim anti aging isimli olan bu kremi bitirdim dibine geldim kremin. Çok çok severek kullandım. Nem vermesine bayıldım bu ürünün. Bunu hem akşam hem sabah kullanabilirsiniz. Bence kuru, karma, yağlı her cilt tipine uygun olacaktır. Ama aşırı yağlı ciltlerde ki ben karma ciltliyim. Yani T bölgesi yağlı olduğunu söylemek için bunu bildiriyorum. Aşırı yağlı ciltlerde sürüldüğü anda böyle çok vıcık vıcık yağlıymış gibi bir hissiyat olabilir. Az sürün, çok az sürün. Böyle yani iki parmak yöntemiyle güneş kremi sürüyormuş gibi değil. Az yüzünüze sürün ve emdire emdire uygulayın. 5 dakika, 10 dakika sonrasında o vıcık vıcık gibi hissettiğiniz tamamen ortadan kalkıyor ve aşırı güzel nem veriyor cildinize. Makyaj altında da gayet başarılı. Akşam nemlendirmek için de gayet başarılı. Ben bunu mesela retinal uyguladığım akşamlarda çok yoğun nem verdiği için şu fizyoliftin üzerine bunu kullanıyorum. Gayet de böyle o nem verme hissiyatından memnun kalıyorum. Tekrar da alacağım. Kavanoz bitiyor. Belki bu indirimde yeniden kendime bir tanesi hemen yedeklerim diye düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Bir diğer beğenerek kullandığım nemlendirici krem. Son 3 aydır kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Bu da Black Snail isimli olan Mizo'nun bu siyah salangoz özü içeren kremi. Çok güzel bir ürün. Çok güzel nem veriyor. Çok güzel bakım yapıyor. Salyangoz özlü olan ürünleri zaten çok seviyorum. Daha önceden de yine Mizo'nun salyangoz özlü bir kremini kullanmıştım ama Black Snail nem vermesi bakımından benim çok beğendiğim ürünlerden biri oldu. Şöyle göstersem kavanozun yarıdan azına indim ben ve biteceği için üzülüyorum. Yani bayağı üzülüyorum. Yenileyeceğim, stoklayacağım, sürekli alacağım ürünlerden bir tanesi. Nemlendirmesi gayet güzel. Akşamları bunu uygulayabiliyorum. Peptit içeriği var. Pek çok güzel içerisinde bitki ekstraleri. 20 tane farklı siyah bitki ekstresi ve siyah salyangoz özü içeriyor. Cildin onarılmasına destek oluyor. Ciltteki lekelerin tedavisine yardımcı oluyor. Birçok özelliği var. Bu da yine eğer ki hani ben birazcık daha bütçem var diyorsanız bakabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Zaman zaman yine indirimlere giriyor, takip etmek lazım. Justin Beauty sitesi de buna yine oldukça sık indirimler yapıyor. Bence takip edin. Zaten büyükçe de bir kavanoz oldukça fazla uzun bir süre kullanılabiliyor. Bir diğer nemlendirici krem. Bu sefer uygun fiyatlıdan söyleyeceğim. Bu da yine bu sene çok severek kullandığım ürünlerden biri oldu. Naturals by Watsons markasına ait olan bu elimde gördüğünüz Rice Bran and Soybean isimli olan Illuminating Daily Cream isimli olan ürünü. İçerisinde Rice Bran dediği pirinç kepeği özü ve aynı zamanda da Soybean dediği soya fasulyesi özü bulunuyor ve bu pirinç kepeği özünden dolayı da soya fasulyesi özünden dolayı da böyle cilde aydınlatması, duru görünüm sağlaması etkileri var. Niacinamide nice de bulunuyor içerisinde. Ben yapısını çok beğendim. Karma cildime çok iyi geldi. Aşırı yağlandırmadı. Makyaj altında çok güzel kullanılıyor. Sabahları, akşamları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kuru ciltlere belki yetersiz kalabilir. Yağlı ciltlere belki biraz fazla kalabilir ama normal karma ciltler bence bunu sevecektir. Buna da uygun fiyatla nemlendirici krem arıyorsanız bir bakın derim. Parfümlü bir ürün olduğunu ekleyeyim ama bir iritasyon da yapmıyor. Parfümlü ürün demek illa iritasyon yapacak demek değil. Fakat hani herkesin cilt tipi farklı olduğu için buradan da yine bu detaylar aklıma geldikçe bildirmek istiyorum size. Son olarak nemlendirici olarak kullandığım ama aslında bir maske olan üründen bahsedeceğim. Bu da Perfecta'nın yine az önce bahsettiğim göz kremini kullandığım Perfecta'nın Phenomen C %20 içeren maskesi. Bu maske olarak geçiyor ama bu bir nemlendirici krem. Ya ben bunu nemlendirici olarak kullanıyorum. Sabah rutinimde C vitamini serumu, arkasından C vitamini göz kremi, arkasından da bunu C vitamini krem olarak uyguluyorum. Çok da beğendim. Uygun fiyatlı nemlendirici önerin diyenlere, C vitamini de olsun içerisinde diyenlere tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi. Yine hassasiyet testi yapmadan bunları kullanmayın. Yüzünüzün belli bir bölgesinde uygulayın. Bakın herhangi bir kızarıklık, irritasyon yapmazsa sonrasında tüm yüzünüzü uygulayın. Ve rutininize yeni ürünleri dahil ederken tek tek dahil edin. Mesela bu ürünü aldınız kullanıyorsunuz. O rutininiz içerisinde sadece bu yeni bir ürün olsun. Bir hafta 10 gün kadar bu şekilde kullanın. Bakın bakalım cildinize bu ürün tahribat yaratacak mı? Bir anda 3-4 tane ürünü aynı anda rutine sokarsanız eğer cildinizde oluşan sıkıntının hangi üründen kaynaklandığını anlayamazsınız. O yüzden bana sorduğunuz sorularda da bunu zaten yazarak da sizlere bildirsem de burada da bu konudan bahsetmek istedim. Beğendiğim bir nemlendirici maske oldu diye söyleyebilirim. Maske olarak değil ben bunu nemlendirici olarak kullanıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Yıkamıyorum yani yüzümde bu kalıyor bütün gün boyunca. Geldik şimdi maskelere. Maske maske dedik maskelere geldik. Bu dönemde severek kullandığım bu yıl içerisinde severek kullandığım maskelerden bahsedeceğim. Öncelikle sizlere Foreo UFO'dan bahsedeceğim. Foreo UFO, daha önce ben bunun videosunu hazırlamıştım sizlere. Benim bu sene içinde en çok sevdiğim maske uygulaması oldu. Hem cildinize bakım yapıyor, hem titreşim özelliğiyle masaj yapıyor, hem led ışıkla terapi yapıyor. Hepsi bir arada bir uygulama. Ve kullandığınız maskelerin Ebatları da çok küçük olduğu için aslında çok fazla da kağıt israfı çıkarmamış oluyorsunuz. Diğer bütün yüze uygulanan kağıt maskeler gibi. Maskelerini paket halinde alıyorsunuz. Şu şekilde böyle kutular içerisinde altılı veya 7'li olarak satılıyor. Veya böyle set olarak birçok maskeyi bir arada da alma şansınız var. Ben açıkçası fiyat olarak hesapladığımda normal satın aldığımız şu tekli maskelerle denk geliyor fiyatları. O yüzden hani bu... Böyle tür maskeler de neredeyse 20 25 lira olduğunu düşünürseniz eğer tanesini indirim döneminde demiyorum bakın normal zamanda o zaman böyle kutulu 6'lı 7'li maske almak çok daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Aynı zamanda bunu Maskesiz de kullanabiliyorsunuz. Manuel kullanımı var. E, kendi başka maskenizi yapıştırıp onun üzerinden yine bunu uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde böyle bir e, soğuk terapi yaparak işte sabahları sakinleştirebilirsiniz. Sivilceniz çıktı üzerine soğuk terapiyle biraz baskılayabilirsiniz onu. E, aynı zamanda led ışıkla bu masaj terapisini de yine dediğim gibi maskesiz de uygulayabilirsiniz. O yüzden bu gerçekten yatırım yapmak istiyorum ben cildime derseniz eğer. Biraz... Fiyatlı olan bir ürün ama yani cilt bakımında bu şekilde bir yatırım yapmak isteyenlere önerebileceğim bir ürün. Herkes için değil ama dediğim gibi bu tür bir bakıma ihtiyacı olanlara önerebileceğim bir ürün olarak 2020 favorilerimde Foreo UFO'yu sizlere söyleyebilirim. Foreo UFO ile birlikte kullanmayı çok sevdiğim iki tane maskesinden bahsedeceğim. Bir tanesi Make My Day, Hyaluronic Asit içeriğinden dolayı sabahları kullanımda çok çok sevdiğim bir ürün. Diğeri de Cool It a Night isimli olan gece bakımında daha çok kullanmayı sevdiğim maskelerden bir tanesi oldu. Ben tabii her gece değil haftada bir ya da iki maske yaparak bu şekilde kullanıyorum. O yüzden de maskeler zaten çok çabuk da bitmemiş oluyor. Maskelere diğer bir ürünü daha ekleyelim. Bu da yeni kullanmaya başladığım Misha'nın Red Clay isimli olan bu kırmızı kil maskesi. Daha önceden kil maskesi kullanmıştım ama bu kadar uzun vadeli denemeli olarak kullanmamıştım. Bu Red Clay kil maskesi Burnumun kenarındaki gözeneklerin içerisini temizlemekte çok faydalı oldu. Özellikle böyle hani hafif böyle sivilce çıkabilir hissiyatını bir hissettiğim anda ben o akşam bunu yüzüme uygulayıp sonrasında onun sakinleştiğini yatıştığını bile gördüm. Belki de gözenekleri temizlemeye yardımcı olduğu için olabilir. Çok beğenerek kullandığım bir maske. Kırmızı, kıpkırmızı böyle sürdüğünüz zaman, kuruduğu zaman cildinizden arındırıp yıkıyorsunuz. Arkasından yine bakım ürünlerinizi uygulamaya devam edebilirsiniz. Eğer böyle bir kil maskesi arıyorum ben diyorsanız bu Amazon kırmızı kili içeren maskeyi de sizlere tavsiye edebilirim. Kocaman bir kavanoz, çok çabuk bitmiyor. Bu ürün de sevdiğim 2020 favorilerinden, maskelerimden bir tanesi oldu. Bir diğer maske, vazgeçemediğim maske de The Ordinary'nin bu AHA BHA Peeling Solution isimli olan maskesi, kırmızı maskesi. Bunu 10 günde 15 günde bir ben cildime uygulamaya bayılıyorum. 10 dakika yakın cildimi tutup arkasından hemen cildimi yıkıyorum. Nemlendiricilerimle, diğer serumlarımla devam ediyorum rutinime. Çok sevdiğim bir maske, sürekli alacağım bir maske. Bence içeriği bakımından yoğun, cilde asitlere alışık olanların kullanması gerekli olan bir maske. Fakat Gerçekten etkileri güzel. Hem cildi aydınlatıyor, hem sivilce oluşumunu engelliyor, gözeneklerin temizlenmesini sağlıyor. Anti-aging etkileri var içeriğindeki ahalar bakımından. Çok güzel bir maske. Yani efsane bir ürün, kült bir ürün zaten bu. Kesinlikle bakılacak cilde asitler alışık olanların denemesi gereken ürünlerden bir tanesi bence. Bir diğer beğendiğim maske gece uyurken uyku maskesi olarak uygulamayı isteyenlere önerebileceğim bir maske. Cosrx'in Ultimate Moisturizing Honey isimli olan bu maskesi. Bu jel kıvamında ben bunu özellikle retinal uyguladığım akşamlarda nemlendiricimi kullanıyorum. Fakat böyle yatmadan önce de yüzüme incecik bir tabaka bunu sürüyorum. Sanki yine bir nemlendirici jel gibi. Bu da gece boyunca cildime daha çok nem veriyor. Retinalin cildi kurutma etkilerini azaltan ve aynı zamanda içerisindeki bal özü sayesinde cildi sakinleştiren, nem veren bir özelliği var. Çok sevdiğim gece uyku maskelerinden bunu da sizlere tavsiye etmek istedim. Evet çokça üründen bahsettim. Bu video biraz uzun oldu ama kusura bakmayın çok ürün var ve bu 2020 favorileri, cilt bakım favorileri videosu olunca da biraz uzun olması gerekiyor. Böyle pazar sohbetinde karşılıklı siz kahvaltınızı ederken ben burada kahvemi içerken ne güzel işte cilt bakımından konuşuyoruz diye düşünüyorum. Cilt bakımı severlerin de hoşuna gideceğini umuyorum. Hemen bu aşamadan sonra geliyorum güneş kremlerine. Güneş kremi sabah rutinimin en son basamağında uyguladığım bir basamak, atlamadığım, evdeyken bile sürdüğüm bir basamak öyle söyleyeyim. Neden evdeyken güneş kremi sürüyorum? Çünkü pencerelerim çok büyük ve bütün gün güneş evin içinde ve ben akşamları retinal kullanıyorum, sabahları C vitamini kullanıyorum. Bunları uyguladığım için de güneş kremini kullanmazsam onları uygulamamın hiçbir faydası kalmıyor, cildim lekelenebilir. O yüzden de güneş kremleri sürekli olarak kullandığım ürünler ve faydasını, verimini gördüğüm için de kullanmaya devam edeceğim ürünler. Güneş kremlerinde bu sene çok çok severek kullandıklarımla başlıyorum anlatmaya. Öncelikle yine Apion'un Pure Black isimli olan Elimdeki kremden bahsedeceğim size. Bu yeni. Hiç açmadım. Bunu yeni en son indirimde aldım. Paket kapalı. Nedenine gelince elimdekileri bitireceğim. Sonra açacağım. Ama bu favori. Yani bu değişmez bir favori. 2020, 2021, 2022. Sürekli bir favori yani. Bu daimi favorim benim. Bu Apion'un Pure Black Daily Sun Cream isimli olan ürünü. Bunun bir de büyük boy çıktı. Fakat ben ekstra birkaç tane daha ürün aldığım için Onları da deneyimlediğim için yine normal standart boyutta olanını aldım çünkü hani elimde açtıktan sonra bozulmasını da istemiyorum. Başka başka ürünleri sizler için denediğim için bu içerisinde 45 spf ve paaslı 3 artı olan bir ürün benim en sevdiğim özelliği cildimin bunu çok sevmesi. Yani cildime uyguladıktan sonra hiçbir ağırlık yapmaması ve uygularken de o yumuşak krem dokusunun böyle çok yoğun da bir krem gibi değil jel yapıda bir ürün sürüyormuşum gibi etkisinden çok memnun kaldım. Yazın inanın Temmuz sıcağında ben bunu Bodrum'da tatildeyken de kullandım ve o zaman bile yüzümde herhangi bir lekelenme oluşmasını engelledi. Yüzümün yanmasını da engelledi. Yani yüzüm renk değiştirmedi ben bu ürünü kullandığım dönemde. O yüzden bunu çok çok bundan sonra da sürekli olarak alacağım ben. İndirime girdikçe kaçırmadığım, takip ettiğim ve hep aldığım ürünlerden bir tanesi. 2020 güneş kremi favorilerimde de size bu ürünü önerebilirim. Özellikle karma ve yağlı ciltler bence bunu sevecektir. Sonrasında bir diğer yine ürün, Misha'nın güneş kremlerine karşı bir ilgim var bunu söyleyeyim. Misha'nın sitesinde hem Misha'nın hem Apion'un ürünleri satılıyor. Bu göstereceğim de Misha'nın daha önceden de yine sizlere bahsettiğim All Around Safe Block Essence Sun Milk isimli olan ürünü. Çok uzun bir adı var. Sun Milk Essence olarak söyleyebilirim. Neden Essence? Çünkü çok ince bir yapısı var. Sürerken böyle incecik uyguluyormuşsunuz gibi geliyor. Yoğun güneş kremlerinden değil. Zaten o yüzden de ben bunu çok sevdim. SPF'i 50 artı ve PA'sı da 3 tane artısı bulunan bir ürün. Yapısını beğendim. Kimyasal koruyucular içeren bir güneş kremi. Çok çok sevdim. Bundan sonra da sürekli alacağım ürünlerden. Fiyatı yine indirime girdiğinde 70 ml olduğu için bence uygun diye düşünüyorum bu içeriklere göre. Beğendiğim bir Güneş kremi koruyucusu oldu. Bu sene de çok çok severek kullandım. İki tane de uygun fiyatlıdan güneş kremi eklemek istedim. Daha önce de yine videolarda bahsetmiştim. Bunlar ikisi de dibine geldi. Ambalajları da atılmamış olduğu için sizlere gösterebileceğim. Bir tanesi Bionex'in, diğeri de Selenes'in. İkisi birbirine çok muadil, çok eşdeğer olan ürünler. Fiyatları bakımından da yine birbirlerine yakınlar. İkisini de tavsiye ederim sizlere. Uygun fiyatlı yüzüme sürmek için bir güneş kremi arıyorum diyorsanız bunlara bakabilirsiniz bence. Çok yağlı yapıları yok, ama yine de böyle sürdükten sonra hafif bir parlama yapıyor. Ben hiç makyaj yapmayacağım günlerde de bunları uyguladıktan sonra böyle bir yarım saat geçtikten sonra hafif böyle loose powderlarımdan o böyle setting powderları dediğimiz pudralarda birazcık yüzümün üstüne alnıma falan geçiyorum ki gün içerisinde parlama yapmasın. Bu şekilde hani tekrardan yenilediğimde de sorun olmuyor. Yine böyle içerisinde SPF içeren pudralarla da sonrasında bir yenileme yapabilirsiniz. Dediğim gibi Selenes'in bu Dry Touch isimli olan 50 SPF içeren aynı şekilde Bionex'in de yine Dry Touch dediği SPF 50 artı içeren bu iki ürüne de bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı güneş kremi arayanlara tavsiyelerim olsun. Yine çok çok farklı. Burada önümde olmayan, kullandığım, beğendiğim güneş kremleri tabii ki bir hayli fazla var. Bunlardan da yine La roche posayin Antelios serisindeki Shaka Fluid isimli olan güneş kremini sizlere önerebilirim. Çok severek kullandığım bir üründü. Elimdekiler bittikten sonra yine alacağım ürünlerden bir tanesi. O da yine sevdiğim güneş kremlerindendi. Ne kaldı anlatmadığımız? Aslında her şeyi anlattık. Çokça da üründen bahsettik. Başka şöyle bir bakıyorum. Bir de cildimi sakinleştirmek için kullandığım ürünlerden bahsedeyim size. Bunlar da favorilerime giren ürünler. Bir tanesi Cosrx'in Centella Blemish Cream isimli olan bu cildinizde sivilce falan çıktığı zaman sadece o bölgeye bile sürebileceğiniz içerisinde Centella Asiatica bitkisi ve çay ağacı yağı bulunan bu kremi. Ben bunu da yine bitirmek üzereyim. Baya baya dibine de geldim hatta. Sevdiğim ürünlerden biri oldu. Ben bunu zaman zaman cildime böyle bir maske gibi tüm yüzüme sürüp o şekilde de yatıyorum. Yani maske gibi derken beyaz bırakmıyorum tabii. Biraz beyaz görünen bir krem bu arada. Yüzüme böyle bolca sürüyorum, emdiriyorum. O şekilde akşam yatarken cildime bakım yaptırıyorum bununla. Zaman zaman, her zaman değil ama böyle haftada bir ya da 10 günde bir gibi düşünün. E, bu şekilde uyguluyorum. Onun dışında yine cildimde böyle bir sıkıntı olduğunda, dudağımda bir sıkıntı olduğunda, dirseğimde bir sıkıntı olduğunda kullandığım La Roche-Posay'ın Cicaplast bu Baum B5 isimli olan ürünü de çok çok severek kullanıyorum. Ailece kullandığımız bir ürün. Ben bunu kızımda da uyguluyorum. Yine eşimde de herhangi bir sıkıntı olduğunda bir yer kızardı zaman biz bunu hemen sürüyoruz ailece. Bu ürünü de yine 2020 favorilerimden sizlere söylemeliyim diye düşündüm. Ve bir de yine Sivilce çıktığı zaman en severek kullandığım ürünlerden bir tanesi Cosarex'in bu Akne Pimple Master Patch isimli olan Sivilce'nin üzerine yapıştırdığınız ve Sivilce'nin içerisindeki bütün iltihabı emen küçük bantları. Bunu uygulamak için sivilcenizin böyle hafif beyaz olması lazım. Yani sivilcenizin biraz baş vermesi gerekiyor. Böyle içte kalan sivilcelerdeki iltihabı tabii ki sökemiyor. Eğer ki böyle sivilceniz patlamaya hazır gibi görünen bir sivilce ise o aşamada bunu üzerine yapıştırmanız bu içerisinden böyle farklı ebatlarda 24 tane küçük küçük böyle Şeffaf bantlar çıkıyor. Hem o sivilceyle oynamamanızı sağlıyor. Üstünü kapattığı için birazcık böyle daha az görünmesini de sağlıyor. E, sizi de o böyle rahatsız etmiyor. Dışarıdan mikrop almamış oluyor. Üzerini temizledikten sonra cildinizi hemen kapattığınızda e, mikroplarla da haşır neşir olmamasını sağlıyorsunuz. Mesela gece temizleyin cildinizi. Hiçbir şey sürmeden bunu yapıştırın. Diğer bölgelere uygularsınız kremlerinizi ama o bölgeye uygulamayın. Sabaha kadar o beyaz olan iltihabın çıkardığınızda bantın içerisine emilmiş olduğunu görüyorsunuz ve direkt sivilceniz sönmüş oluyor. Yani o kadar başarılı bir ürün. Sürekli alacağım ürünlerden biri ki alıyorum zaten sürekli. Bunun içinde 3-4 tane falan kaldı tek. Bu da yine 2020 favorilerimdendi. Onun dışında az önce gösterdiğim maskeler gözümün önündeydi. Onları da söyleyeyim. Frudia'nın bu kağıt maskelerini de ben çok sevdim. Evet kağıt maske olarak Ufo'yu kullanıyorum. Foreo Ufo'nun maskelerini uyguluyorum. Fakat bu tür kağıt maskeleri de zaman zaman deneyimliyorum ve bu kullandığım Snowy isimli olan içerisinde glutatyon bulunan maskesi Frudian'ın çok sevdiğim bir maske olduğu Bir de yine Watery isimli olan hyaluronik asit bakımından yoğun olan bu maskesi de nem verme bakımından iki tane kağıt maske olarak 2020 favorilerime girmiş oldu. Evet geldik videonun sonuna. Yani çok güzel bir sohbetti. Çok cilt bakım ürünlerinden bahsettik. Video da epeyce uzun oldu. Kusura bakmayın bu uzun video için. Ama cilt bakım ürünlerinden bahsedince böyle ben de kendimden geçiyorum. Çok mutlu oluyorum. Zaten yüzümdeki mutluluğu da görüyorsunuzdur herhalde. Üst üste ne kadar fazla böyle ard e, makyaj videoları hazırlasak da renkli kozmetik ürünlerine çok meraklı olsam da videoları çekmek de renkli kozmetik ürünlerini alıp deneyimlemek adına bana böyle bir bahane olsa da cilt bakım ürünlerinden ayrılamıyorum. Cilt bakım rutinlerimi asla aksatmıyorum. O yüzden kullandığım cilt bakım ürünlerinin de 2020'de beğendiğim cilt bakım ürünlerinin de sizlere faydalı olacağını düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu sohbetli videomuz. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. 2020'nin sonuna geldiğimiz şu günlerde indirimlerle devam ederken Yılbaşı indirimlerinde belki sizlere ürünleri tercih etmenizde faydalı olabilir diye düşünerek bu videoyu tam yılbaşı yaklaşmadan da hemen sizler için hazırlamak istedim. Eğer beğendiyseniz videomu videonun altındaki beğen butonuna basmanız beni çok mutlu eder. Kanalıma yeni geldiyseniz beni ilk kez bu videoyla tanıyorsanız da abone olursanız aynı zamanda zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açarsanız haftada iki gün çarşamba akşamları ve pazar sabahları yayınladığım videolardan benden sizlere bir bildirim gelmiş olur. Aynı zamanda ara ara yine bu hafta yaptığımız gibi farklı ürünler eğer dahil olursa bunların da yine incelemelerini çarşamba ve pazar dışında da dahil edeceğim önümüzdeki günlerde de. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda da bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.